Aslı, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey var. Ne olduğunu bana söyler misin? Gerçekten bir şey yok. Aslı, bak sen böyle huzursuzken benim rahat olmamı bekleme. Ne olduğunu benim de bilmem lazım. Burak, ben çok korkuyorum. Annem duyarsa yıkılır. Sizinkileri düşünemiyorum bile. Kim bilir sana ne tepki verirler. İşte böyle. Sen her korktuğunda ben sana sımsıkı sarılacağım. Şimdi daha çok korkuyorum. Bence şu an tek gerçek olan şey bu. Nasıl yani? Düşünsene bir, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. E bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de, şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Ya bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Gül bakalım. Ne kadar kolay değil mi? Bitti deyip hiçbir şey yaşamamış gibi bir kenara çekilmek. Buna izin veremem. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Açma bakalım Burak. Bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben... Duydum işte. Tamam tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim.
Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona bir his beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendim bir ilişkinin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz. Peki benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı. Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğini fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. Bu ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem. Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim. Yok, teşekkürler. Kalkalım mı artık? Tamam canım. Bize sahip olabilir miyiz? Benim de işlerimin başına dönmem gerekiyor. Bir sunum hazırlamam lazım. Bana yardım edeceksin değil mi? Hayır tabii ki. Hayır mı? Sen benim işten kovmamı falan istiyorsun herhalde. Burak saçmalama. Kim kovabilir seni oradan? Sen tabii daha Turgut Bey'le tanışmadın. Eğer tanışsaydın bana yardım etmeyi sen teklif ederdin. O kadar diyorsun. Neyse, kulübe gidelim de bakarız. Bakarız mı? Elbet senin de bana bir işin düşer. O zaman görüşürüz. Tamam. Tamam, yardım ederim. Ay Burak, ne yapıyorsun ya? Burak, bir gören olacak. Dayanamıyorum, ne yapayım? Çok tatlısın.